Merhaba engelsiz düşünen arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuzda otomobil piyasaları hakkında biraz sohbet etmek istiyorum sizlerle. Çünkü bana çok soru geliyor işte ne olmuştu, ne olacak yani 2020 model araçlar, 2021 model araçlar ve şu anda araç piyasası genel manada birçok soru alıyorum. Bunlarla ilgili arkadaşlar sizlere bir genel açıklayıcı bir video. Hatta arkadaşlar beğenirseniz bu video serisini devamında da otomobil piyasaları hakkında haftada 15 günde bir bir genel yorum piyasa videosu yapabiliriz arkadaşlar. Bunun için bu videoyu hazırladım. Şimdi arkadaşlar öncelikle araç piyasasını değerlendirmek için arkadaşlar bir süre zarfında değerlendirmek lazım. Yani bu süre zarfı da İşte 3 aylık, 2 aylık, 1 aylık bir süre zarfı değil. Daha çok arkadaşlar 1 yıllık, 2 yıllık, belki daha fazla bir süre zarfında değerlendirme yapmak lazım. Bunun için arkadaşlar şimdi biz biraz geri gidelim. Neler olmuştu? Araç piyasası ne durumdaydı? Ne hale geldi? Ve şu anda nasıl? Bunları değerlendirmek için şöyle arkadaşlar biraz geriye gidelim. 2020 yılının ilk çeyreğinde arkadaşlar biliyorsunuz dünya ve Türkiye'de otomobil piyasasının bir anda yükselmesi ve araç piyasalarındaki olağanüstü bir değişim bizim hepimizi etkiledi. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Biliyorsunuz pandemi dönemi girdikten sonra ilk çeyreğinde Mart ayında üretim bir anda durdu. Yani araç üretimi durdu. Sıfır araçlar Türkiye'ye girmemeye, gelmemeye başladı. Gelmemeye başlayınca ilk önce arkadaşlar bayiler yani sıfır araç satan bayiler hemen bu krizi fırsata çevirerek işte insanlara aksesuar paketleriyle şunlarla bunlarla yüksek fahiş fiyatlara araçlar satmaya başladı. Sıfır araçlar satmaya başladı. Devamında ne oldu? Bunu gören ikinci el piyasası durur mu? Yani da ikinci el piyasası ile uğraşan ikinci el alım satımı yapan işte galeri olur veya özel şahıslar olur. O konuda ayrı bir konu zaten. Şöyle söyleyeyim, herkes araç alıp satmaya başladı o dönemde. Durur mu arkadaşlar? Ne yaptı? Sıfır arabaların fiyatları bu şekilde yükseldi. Fahiş fiyatlar oldu. Aksesuar paketleri satıldı insanlara. 50'şer bin, 70'er bin aylık 10'ar bin lira insanlar araçlarını arttırdı. Malum sitelerde araç fiyatları durmadan yüksele 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 bir yerlere kadar geldi. Nereye kadar? Ağustos ayına kadar gittik arkadaşlar. Ağustos ayına kadar sürekli yükseliş trendi. İşte sürekli haftalık 10 bin lira, haftalık 5 bin lira koyanlar bile oldu araçlarına. Tabii ki bu şişirme balon bir şişirme oldu fiyatlardaki. Bunun sonucunda ne oldu arkadaşlar? Ağustos ayında bir ÖTV düzenlemesi geldi. ÖTV düzenlemesi devlet tarafından şu şekilde oldu arkadaşlar. İşte 85 aracın vergisiz satış fiyatı 85 bine kadar ise %45 ÖTV dilimine girdi. Eğer ki aracın vergisiz satış fiyatı 130 bin liraya kadar ise %50 vergi dilimine. Eğer ki aracın vergisiz satış fiyatı 130 bin ve üzeri ise %80'lik ÖTV dilimine girdi ve araçların fiyatı o noktada birden arkadaşlar 70 bin, 80 bin, 100 bin gibi artışlar oldu. Bu sayede de baktığımız zaman sıfır araçlar artık alınabilirlikten dışarı çıktı. Ben genelde ÖTV muafiyeti ve engelli kardeşlerim için videolar ürettiğim için burada da onu belirteyim. Engelliler için hiçbir araç neredeyse alınamaz hale geldi. Çünkü 330 bin lira 303 bin lira o zaman 303 bin liraydı engelli limiti. 303 bin lira düşük bir rakam oldu çünkü araçlar çok pahalandı. Neredeyse engelli arkadaşlarımız araç alamaz hale geldi. Yani engellileri de geçtim, normal insanlar da alamaz hale geldi. Çünkü fahiş şekilde yükseldi ÖTV düzenlemesiyle beraber. Araçlarda ondan sonra arkadaşlar böyle düzenlemeler oldu. Tabii ki ben 130 bin üstünde de farklı vergi dilimleri var. %130, %150, %220.
Ben oralara değinmeyeceğim. Bizi en çok ilgilendiren bu üçü. Bu ÖTV düzenlemesinden sonra ne oldu? Arkadaşlar piyasa durmaya başladı. Yani durmaya başladı dediğim. Alım satım düştü. Sıfır araç alımı da düştü. İkinci el araç alımı da düştü. İşte bu mesleği olmadığı şekilde olmadığı halde araç alan satanlar da araçlarını satamamaya, yani kimse araç satamamaya başladı arkadaşlar. Tabii ki otomotivci arkadaşlar da araç satamamaya başladı. Ne oldu? Piyasada bir durgunluk, piyasada bir hareketsizlik baş göstermeye başladı. Hatta şu anda bile devam eden bu durgunluk arkadaşlar piyasaya hakim olmaya başladı. Bunun neticesinde arkadaşlar baktığımız zaman yine Eylül, Ekim, Kasım gibi araçlar ufak tefek de olsa satılıyordu. İkinci elde yine bir rağbet vardı. Hani bu öncesinden gelen araçlar yükseliyor psikolojisiyle insanlar araç alıyordu. Ama Aralık, Ocak ayına geldiğimiz zaman tamamen araç piyasası durmaya başladı. Baktığımız zaman buna da bunun yanı sıra arkadaşlar kurdaki düşüş, faizlerdeki yükseliş de bu araç durgunluğunu tabii ki tetikledi. İnsanlar kurdaki düşüşten ötürü araç alma fikri varsa da beklemeye başladı. Çünkü bu euroyla araç piyasası, yani euroyla yönetilen bir piyasa. Euro düşerse araç piyasası düşüyor. Euro yükselirse araç piyasası yükseliyordu. Yani yükseliyor, her zaman da böyledir. Çünkü ithal edilen araçlar bu şekilde ithal ediliyor. Arkadaşlar bundan sonrasında kur düşüşü de bu durgunluğu daha çok ileri seviyeye attı. Ondan sonra arkadaşlar baktığımız zaman Aralık ayı itibariyle zaten normalde de piyasa arkadaşlar Aralık, Ocak gibi böyle biraz durgun olur otomotiv sektöründe. Zaten bu işte uğraşan arkadaşlar bilir bunu. Durgunluğun üstüne durgunluk eklendi diyebiliriz. Devamında ne oldu? Baktığımız zaman kur düştü. Tekrarlıyorum. Ondan sonra kur düşüş trendinde olduğu için de arkadaşlar fiyatlar biraz geri gelmeye, yani normalleşmeye başladı. Yani normal oranlara çekildi arkadaşlar. Bayiler sıfır araçlarda kampanyalar zaten her yıl sonu yapar ama bu yıl sonunda 50 bin lira, 70 bin lira, 60 bin lira varan indirimler yapıldı. Hala da devam ediyor baktığımız zaman. Şu anda neredeyse ikinci ayın ortasındayız. Şubat ayının ortasındayız ama hala yani indirimler devam ediyor. Hatta Şubat ayı bitmek üzere diyebiliriz. İndirimler devam ediyor. 2020 model arabaların stokları arkadaşlar şu anda bitmedi. Çünkü satılmadı bu araçlar. 2021 model arabalarda bu vesileyle şu anda ülkemize hala girmemiş durumda. Geç kaldı arkadaşlar bu. Şimdi durum böyle olunca da 2020 model, 21 model araçlar gümrüklerde duruyor. Çoğunu çekemediler arkadaşlar. Eritmek için bayiler kampanya üstüne kampanya yapmaya devam etti bugünümüze kadar. Şimdi arkadaşlar 2021 model araçlar gerek kur farkından gerek işte dediğim gibi indirimlerden dolayı daha uygun fiyatlara bile girebilir. Ama baktığımız zaman kurda son 1-2 gün içerisinde bir yukarı doğru hafif hareketlenme oldu. Hepimiz biliyoruz ki arkadaşlar bu bayiler, yani büyük firmalar düşüşü hemen yansıtmaz fiyatlarına ama arkadaşlar artış olduğu zaman hemen bunu yansıtır. Aynı gün fiyatların üstüne fiyatları hemen yükselterek listelerini hazırlarlar. Şu anda böyle bir yukarı yönlü hafif bir hareket oldu. Baktığımız zaman ama şu an etkileyecek kadar bir artış değil bu. Piyasa normalleşiyor arkadaşlar. Yani baktığımız zaman şu anda 3. ayda, 4. ayda, 5. ayda, belki 6. ayda normale dönecektir piyasalar. Arabalar normal fiyatlara, normal fiyat bantlarına çekilecektir. Şimdi birçok bana bu konuda soru geliyor. İşte ne olur, sıfır araç alacağız veya ÖTV muafiyetli araç alacağız.
Ne yapalım? Bekleyelim mi? Alalım mı? ÖTV muafiyetine yeni araçlar girer mi? Yani bu şu demek, araç fiyatları düşer mi, düşmez mi diye nitelendirebiliriz bu soruyu da. Arkadaşlar, araç fiyatları normale dönüyor. Nereye kadar döner? Bu konu hakkında hani net bir şey söylemek pek mümkün değil. Hani şimdi biz şöyle söyleriz. Biz düşmesi taraftarıyız. Düşmesi ve piyasanın normalleşmesi taraftarıyız. Lakin bu düşüş de her grafikte olduğu gibi her düşüşün de bir durma noktası, bir yavaşlama noktası vardır. Siz de takdir edersiniz ki oraya kadar araçlar tabii ki gerileyecek. Geriledikten sonra da alınabilir hale gelecek. Devamında ikinci el piyasası normale dönecek. Araç alınabilir, satılabilir hale gelecek. Şu anda durmuş durumda. Yani bu şekilde olacak baktığımız zaman. Ben ihtiyacı olan engelli arkadaşlarıma ve normal hani araç alacaklara kampanyalardan yararlanarak kafalarına yatan ihtiyacım varsa, bakın bu ayrımı iyi yapalım. İhtiyacımız varsa elzem şekilde araçlarını şu anda almalarını öneririm. Ama ihtiyacımız yok, bekleyebiliriz diyorsanız, tabii ki düşüş trendinde olduğu için biraz daha beklemenizi, mesela bir sonraki ayın fiyat listelerinizi görmenizi, biliyorsunuz ben bu şey hakkında, araç fiyatları hakkında listeler yapıyorum. Düşük, orta ve üst segment araçlar. Orada da değerlendiriyoruz ay ay fiyatları. Bakıyoruz düşmüş mü, yükselmiş mi, ne olmuş. En azından onu beklemenizi, yani bir sonraki ayın 10'unu 15'ini beklemenizi öneriyorum şu anda soranlara. Ama tabii ki dediğim gibi ihtiyaç hazır olmuşsa da kafamıza uyan araçlardaki kampanyaları da değerlendirmek lazım diyorum arkadaşlar. Araç piyasaları, otomobil piyasaları videomuz bu şekilde oldu arkadaşlar. Bir sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Kanalıma abone olmadıysanız hala abone olmanızı, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.